%54 oranında çıkışla kapatıyor. Rakamlar böyleydi. Detayları ALB Menkul Değerler Araştırma Müdürü Yeliz Karabulut'la konuşacağız. Sayın Karabulut, merhabalar, hoş geldiniz ekonomi dünyasına. Merhaba, hoş bulduk. Günü nasıl kapattık ve elbette bu haftanın geri kalanına dair hangi beklentileri taşıyoruz? Yatırımcılar nelere dikkat etmeli, nasıl yorumlarsınız? Özellikle BIST tarafına baktığımız zaman dolar TL'deki aşağı yönlü hareketin etkili olduğunu görüyoruz. Özellikle yine Merkez Bankası'ndan gelen açıklamaların bankacılık bilançoları üzerinde olumlu etki yapacağı beklentisinin de hakim olduğunu gördük. Diğer yandan yurt dışındaki borsalarda yine bir düzeltme hareketinin olması ise yine DAX, Dow Jones, S&P'de yukarı yönlü hareketin olması sebebiyle birkaç günlük periyotta yukarı yönlü hareketin olduğunu görüyoruz. 77.500 seviyesi önemli bir destek noktasıydı. Buraya geçecek mi diye beklerken 78.000 seviyesinin civarında kapanış olduğunu görüyoruz. Aşağıda 77.500 seviyesi eğer önümüzdeki günlerde tekrardan kırılması halinde satış baskısının ağırlaşabileceği 76.000 ve 75.500 seviyesine doğru bir geri çekilmenin olabileceğini düşünüyoruz. 77.500 seviyesinin üzerinde ise 78.500 ve 79.000'e doğru bir hareket görülebilir. Burada tabii ki dolar TL'deki hareketi daha çok analiz etmek gerekiyor. Sanki dolar TL'de bir güç toplama eğiliminin olduğunu görüyoruz. Bugün özellikle ABD tarafından gelen olumlu enflasyon verisinin pariteler üzerinde olumlu etkisini, dolar üzerinde olumlu etkisini görürken dolar TL'deki etkisinin sınırlı olduğunu görmekteyiz. Şu aşamada bizim takip ettiğimiz seviyesi 2470 seviyesi. 2470 seviyesinin üzerinde günlük kapanış gerçekleşmesi halinde yukarı yönlü hareketin kuvvetlenebileceğini 225 ezme ve 226'ya doğru bir yükseliş görebileceğiz. 224'ün altında ise satış baskısı tekrardan görülebilir. Dolar TL'deki ve tahvil tarafındaki cephesindeki hareketlerin borsa üzerindeki etkisini değerlendirmek gerekiyor yine önümüzdeki günlerde. 77.500 seviyesi de önemli bir destek noktası. Yeliz Karabulut, ALB Menkul Değerler Araştırma Müdürü'ne teşekkür ediyoruz değerli katkılarından dolayı ve programımızın geri kalan bölümünde enerji konusunu işleyeceğiz. Aslında